Merhaba çocuklar, Üsküp Eğitim Kurumları 6. sınıf öğrencilerimiz için hazırlamış olduğumuz çemberin çevresinin uzunluğu konusuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir çember çıkacak karşımıza veyahut bir daire çıkacak. Bunun çevresinin uzunluğu bakalım kaç santimetreymiş, kaç metreymiş, bunu hesaplamanın yolunu öğreneceğiz. Bak burada bir tane bisikletin tekeri var. Bu bisikletin tekerinin çevresinin ne kadar uzunluğuna sahip olduğunu bugün öğreneceğiz. Ve aynı şekilde bunun uzunluğunu bulduktan sonra bu tekerlek yolda bir tam tur attığında kaç metrelik yol aldığını da öğrenmiş olacağız. Bunu neye göre yapacağız? Nasıl yapacağız? Bir formül neticesinde yapacağız çocuklar. Şimdi çemberimizi bir hatırlayacak olursak bir tane yarı çapımız vardı. Küçük R harfiyle göstermiştik. Şöyle R yarı çap diyelim. Bir tane de iki tane R'den oluşan bir çapımız vardı. Buna da büyük R demiştik, buna da çap demiştik. İki tane yarı çap adı üzerinde zaten çapa eşit oluyordu çocuklar. Şimdi çemberin çevresini gösterirken kısaca Ç harfiyle gösterebiliriz. İki ayrı formül söyleyeceğim sana. Hangisi kolayına geliyorsa onunla işlem yapabilirsin. İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Onu da söylemek istiyorum. Çemberin çevresinin formülü çocuklar iki tane pi R. İki tane pi R. Burada kullanmış olduğumuz R küçük R olacak. Yani yarı çap olacak. 2 ile bir tane pi sayımız olacak. Pi'nin neye eşit olduğunu az sonra söyleyeceğim sana. 2 çarpı pi çarpı r olacak çocuklar. Veyahut direkt pi ile büyük r'yi yani çapı çarparsan da gene sana çevresini verecek. Zaten ne demiştik bir hatırla. 2 tane şuradan rengimizi değiştirelim. 2 tane yarı çap zaten neye eşit demiştik? Çapa eşit demiştik. Dolayısıyla bu formüllerle çemberin çevresinin uzunluğunu hesaplamış olacağız. Şimdi pi sayısı nedir? Pi sayısı çocuklar matematikte bir sabittir. Genelde 3 kabul edilir. Ama orijinali 3 değildir bunun. Az sonra göstereceğim. Virgülden sonra sonsuza kadar giden bir sayıdır. Bazen bize pi'yi 3 al diyecek. Bazen bize pi'yi 3,14 al diyecek. Bazen pi'yi 22/7 al diyecek. Bu gibi değerler alınabilir ama sonuç olarak pi değerini bize söyleyecek çocuklar. Pi nasıl hesaplanır? Pi çemberin çevresinin çapına bölümüyle hesaplanır. Yani çevre bölü büyük çap diyebiliriz. Ya bu size çok fazla sorulmayacaktır ama sadece pi değerinin matematikte bir sabit olduğunu bilmeniz yeterli olacak. Çember uzunluğunun çap uzunluğuna oranı sabittir. Bu sabit orana pi sayısı denir ve pi şeklinde okunur demiş. Pi'nin değeri tam olarak bilinmemektedir. Hesaplamalarda kolaylık olması için pi'nin değeri 3 veya 3,14 veya 22/7 alınabilir demiş çocuklar. Tamam. Bak burada 3 alacağız. 3,14 demişiz ve 22/7 demişiz. Şimdi sana burada çemberin çevre uzunluğu çap çarpı pi çarpı büyük R veyahut 2 çarpı pi çarpı R. 2 tane pi R de buna diyebilirsin. Burada da sana pi sayısını gösteriyorum. Pi sayısı hocam 3 değil miydi? Bak evet 3 ile başlıyor ama 3 virgül aslında 14, 15, 92, 65, 35 diye bu sonsuza kadar virgülden sonra düzensiz bir şekilde devam ediyor çocuklar. Bundan dolayı matematikte pi sayısı çok meşhurdur. Virgülden sonrası hem sonsuza kadar gidiyor hem de düzensiz olduğundan dolayı 8. sınıfa geçtikten sonra bu pi sayısının gerçek sayılar içerisinde çok daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bu sene için sadece bir pi sayısının varlığından haberdar olmamız gerekiyor. Çemberin çevresini ya da dairenin çevresini hesaplarken kullanmamız gerektiğini bilmemiz yeterli olacak. Şimdi hazırsak sorularımıza bir başlayalım. Diyor ki aşağıda kareli kağıda çizilmiş çemberlerin çevre uzunluklarını hesaplayınız. Şimdi çevre uzunluğumuzun formülü neydi? Çevre eşittir 2 pi r'ydi. Doğru mu? Ya da çevre eşittir pi çarpı büyük r'ydi. Hangisini istersek bunu da kullanabiliriz. Zaten 2 tane r büyük r'ye eşit demiştik. Dilerseniz ben size bu soruda iki formülü de kullanarak ayrı ayrı çözümlerimizi yapalım. Şimdi hatta bunu şöyle bir ortasından da bir ayıralım. İki ayrı soruymuş gibi bir düşünelim. Şuradan rengimizi mavileyelim. Şurada küçük çemberin çevresini 2 pi r formülüyle bir hesaplayalım. Ama ondan önce biz verilmeyenleri bir yazmamız gerekiyor. Şimdi bize ne lazım? Pi sayısı lazım. Pi sayısını bize söylemiş mi? Evet söylemiş. 3 al demiş. Peki
3. Sonra R'miz lazım bize. Yani yarı çapımız lazım. Söylememiş ama şurada çemberin merkezi olacak. Şurada çemberin üzerinde 1, 2 birim uzunluğunda olduğunu görebilirim. Şimdi hesaplamaya başlıyoruz çocuklar. Tabi bunların aralarında çarpma var. 2 çarpı pi'miz kaç? 3. Bak çarpmayı nokta olarak yapıyorum. Alışacaksın artık. Çarpı R'miz kaç? 2. O da eşittir. 2 kere 3 6. 6 kere 2 12 santimetre. 12 birim. Bu kadar. Bitti. Hocam bu kadar. Evet bu kadar basit. Tamam. Bir de öteki formülle büyük bu sefer olanını hesaplayalım. Onda da yeşilimizi alalım. Şimdi gene verilenleri bir yazalım. Pi'miz kaç verilmiş bize? 3 verilmiş. R'miz kaç verilmiş? Bunu bir hesaplamamız lazım. Burası ne? 1, 2, 3 birim. Küçük R'miz 3 birim ama biz bu sefer büyük R ile işlem yapacağımızdan dolayı çapımız ne olacak? 6 birime eşit olacak. O zaman hadi hesaplayalım. Pi'miz kaç? 3. Çapımız kaç? 6. O zaman 6 kere 3 hop 18 birim çıkacak. Büyük çemberin çevresinin uzunluğu. Bak bu kadar basit. İstersen pi sayısıyla çapı çarpıyorsun. İstersen pi ile yarı çapı çarpıp bir de iki katını alıyorsun. Bu kadar basit. Hocam neyi hesapladık biz? Bak şunu hesapladık. Burada neyi hesapladığımızı bilmen çok önemli. Şu çemberin elime metre alsam. Bunun çevresinin uzunluğunu ölçsem. Ne kadar çıkacakmış? 18 birim çıkacakmış. Bunu hesapladık çocuklar. Yine aynı şekilde şurada küçük çemberin çevresini tamamını elime metre alıp ölçsem 12 birim çıkacakmış. Veyahut şöyle de diyebiliriz. Şunu şuradan makasla kestin. Dümdüz bir doğru parçası tel şekline getirdin. Bunun uzunluğu 12 birim olacakmış. Bunu bize söylüyor çocuklar. Tamam? Çemberin uzunluğunun çapını oranı sabit bir değerdir. Çemberin uzunluğu Ç, çapı büyük R. Bu değer aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki sabit bir değer. Ne olacak çocuklar? Pi sayısına eşit olacaktır. R çapı, küçük R yarı çapı gösterdiğine göre yukarıdakilerden hangileri çemberin uzunluğunu ifade eder? Çemberin uzunluğunun formülü neydi? Çevre eşittir. Ya 2 pi R idi ki bunların yerleri de değişebiliyor bu arada ya da pi çarpı büyük R idi. Bunların yerlerinde gene çarpmanın değişme özelliğinden dolayı değiştirebilirim. Pi çarpı R hesaplayabilirim. 2 pi R hesaplayabilirim. Pi R büyük R. Öyle bir şey yok arkadaşım. Dolayısıyla 1 ve 2 çemberin çevresinin uzunluğunu bize ifade edecektir. Yukarıda verilen O merkezli çemberin çevre uzunluğu kaç santimetredir diyor. Çevrenin formülünü yazıyorum. Çevre eşittir. Ne yapalım? 2 pi R'den hesaplayalım çocuklar. 2 pi R. O da eşittir. Pi'miz kaç? Verilenleri bir yazayım. Pi kaç vermiş? 3 vermiş. Peki. R'yi kaç vermiş? Hemen bakıyorum. Burada küçük R'm vardı. R'yi 7 vermiş. O da eşittir. 2 çarpı pi'miz 3. R'miz 7. O da eşittir. 2 kere 3 6. 6 ile tekrar 7'yi çarparsam 42 santimetre çıkacak. Bu kadar. Yarıçap uzunluğu 5 santimetre olan çemberin çevre uzunluğu kaç santimetre demiş. Hemen bakalım. Çevre eşittir. Neydi? 2 pi R'ydi formülümüz. O da eşittir. Verilenleri bir yazalım. Pi eşittir. Verilmemiş çocuklar. Hatta şıklara baktığımda şıklar hepsinin pi'li olduğunu görüyorum. Bu soruyu özellikle seçtim. Bazen çok nadiren de olsa karşınıza böyle sorular çıkabilecek. Şıklarda da ifadeler pi'li olabilir. Bize diyor ki yani bu soruya pi'yi 3 alma yani herhangi bir şey alma pi'yi pi olarak bırak diyor. Tamam pi'yi pi olarak bırakayım. 2 çarpı pi çarpı R'miz kaç? R'yi bir yazayım. Kaç demiş? 5 demiş. Peki. 2 çarpı pi çarpı 5. Tabii 2 ile pi değil. 2 ile 5'i çarpacağız çocuklar. 2 kere 5 10. Yanında da pi olacak. 10 pi değerimiz olacak. Yukarıda görülen 50 kuruşluk madeni paranın yarıçap uzunluğu yaklaşık 1 santimetre ise çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Hemen çevre formülünü yazıyorum. Çevre eşittir. 2 pi r. O da eşittir. Pi'yi kaç vermiş? Şu verilenleri bir yazayım buraya. Pi'yi 3 vermiş. R'yi kaç vermiş? 1 santim vermiş. Peki. 2 çarpı. Pi'miz kaç? 3. R'miz kaç? 1. O da eşittir. 2 kere 3 6. 6 kere 1 6 santimetre olacak. Elimizdeki 50 kuruşun çevresinin şurada çocuklar. Çevresinin uzunluğu 6 santimetre olacak. Yani bunu şuradan da bir kesersen nasıl bilmiyorum ama şöyle bir açarsan da bunun uzunluğu 6 santimetre çıkacakmış. Yarıçap aşağıda yarıçap uzunluğuyla verilen dairelerin çevre uzunluklarını bulunuz diyor. Bu bir uygulama çocuklar. Bu ödevler arasında yer alacak.
Dolayısıyla ben burada bir tanesini hesaplayayım, diğerlerini size bırakayım. Şu B şıkkına bir bakalım beraber. Şimdi formülüm neydi benim? 2 çarpı pi çarpı r'ydi. Doğru mu? Pi hep demiş ki 3 al demiş. Peki verilenleri yazayım. Pi eşittir 3. R'miz kaç burada? 1 tam 1 bölü 4. 1 tam 1 bölü 4 olacak. Bunu da hatta bileşik kesire çevirsem 1 kere 4 4, bir daha 5 bölü 4 olacak. Yani tam kısmı paydayla çarpıp payı ekliyordum. Payda aynen olduğu gibi kalıyordu. Şimdi formülümü yazayım. Çevre eşittir 2 pi r ile. O da eşittir. 2 çarpı pi'miz kaç? 3. R'miz kaç? 5 bölü 4. Kesirlerle çarpma çıktı. Çok kolay. Şunların hemen gizli birlerini çıkartayım. Alttakilerle alttakilere, üsttekilerle de üsttekilere çarpayım. 2 kere 3 6, 6 kere 5 30 bölü 1 kere 1 1, 1 kere 4 4 olacak. 30 bölü 4 olacak. Hatta bunun her ikisi de 2 ile sadeleşiyor. 30'u 2'ye bölersem 15, 4'ü 2'ye bölersem 2 olacak. Yani 15 bölü 2 santimetre çıkacak. Öğretmenim, peki ya bunu ondalık olarak sorarsa, onu da şöyle diyebiliriz. 15'i 2'ye bölersek de ne olur çocuklar? 7,5 santimetre çıkacaktır. Çevre uzunluğu, çevresinin uzunluğu 360 santimetre olan daire biçiminde bir masa örtüsü dikilecektir. Buna göre masa örtüsünün yarıçap uzunluğu kaç santimetredir diyor. Burada vermemiş ama ben pi 3 yazayım çocuklar. Şimdi bu çok önemli bir soru. Çünkü bize genelde bundan önceki sorularda yarıçapını vermişti. Yarıçapı verip çevresini sormuştu. Şimdi ise bize çevresini veriyor. Sen bana yarıçapı bul diyor. Yapacağımız işlem çok basit. Ne yapacaktım? Formülümü bir yazayım. Hatta bu sorularda çaplı formülü kullanırsanız çok daha kolay sonuca ulaşırsınız çocuklar. Çevresi eşittir 360 santimetreymiş. Peki formülüm neydi? Pi çarpı büyük R 360 olmalı. Peki pi'miz kaç? 3. 3 tane büyük R o zaman 360'a eşit olacaksa 3'e bölerim 360'ı. 360 bölü 3 derim. 120 çıkar. O zaman bir tane büyük R 120 santimetre çıkar. Bana neyi soruyordu? Yarıçapının uzunluğunu soruyordu. Yarıçapının uzunluğu büyük R 120 ise küçük R yarısı olacak. 60 santimetreye eşit olacak çocuklar. Metin daire şeklinde bir parkurun etrafını 120 adımda yürüyor. Bakalım 120 adımda yürüyormuş. Metinin bir adım uzunluğu 70 santimetre olduğuna göre parkurun yarıçap uzunluğu kaç metredir demiş çocuklar. Şimdi Metin bir adım attığında kaç metre yol alıyormuş? 70 santimetre yol alıyormuş. Peki parkurun etrafını, yani şöyle bir parkurumuz var bizim. Bu parkurun etrafına daire şeklindeymiş çünkü. 120 adım atıyormuş. O zaman bir adımda 70 santimetre geçiyorsa 120 adımda kaç santimetre geçtiğini bulmak için 120 ile 70'i bir çarpmam gerekir öncelikle. Çarpalım. Sıfırlar zaten sıfır sonunda kaldı. 7 kere 0. 0, 7 kere 2, 14, 50 var 1, 7 kere 1, 7, bir de 50, 8. O zaman 120 adım attığında 8400 santimetre yol gidecekmiş. Vay canına, bayağı büyük bir sayı. Peki, şurada gene pi'yi vermemiş, pi'yi 3 al diyelimiz. Şimdi çocuklar, parkurun tamamının çevresinin uzunluğu, çevresi eşittir, 840 santimetre çıktı. Bize neyi soruyor? Parkurun yarı çapını soruyor bize. Yani r'yi, küçük r'yi. Ben şimdi büyük R'den kullanacağım formülü kullanırsam pi çarpı büyük R eşittir 840 olmalı. Pi'yi de kaç al demiş? 3 al demiş. Dememiş de biz 3 alacağız. 3 çarpı büyük R 840. Yani kısaca 840'ı 3'e bölmem gerekiyor. Hemen bir kenarda 840'ı 3'e böleyim. 8'de 3 2 defa var. 2 kere 3 6 çıkarttım. 2 işleme devam etmek istediğinden dolayı 4'ü aşağı indiriyorum çocuklar. 24'te 3, 8 defa var. 8 kere 3, 24 çıkarttım. 0, 0. En sonunda bir 0 daha kaldı. Bunu buraya indirsem buraya da bir tane 0 atmak durumundayım. O zaman büyük R yani çapımız ne çıktı? 280 santimetre çıktı. Bana neyi soruyor? Yarı çap uzunluğunu soruyor. O zaman büyük R 280 ise küçük R bunun yarısı olacak. 280'i de 2'ye bölersem 140 santimetre çıkacak. O merkezli çemberin yarıçap uzunluğu 5 birimdir. Buna göre çemberin çevre uzunluğu kaç birim? Çok kolay. Çok kolay. Hemen
çevresi. Hangi iki formülden de yapalım mı çocuklar bu sefer? Peki. İki formülden de yapalım. Önce verilenleri bir yazalım. Pi eşittir 3 verilmiş. R eşittir 5 verilmiş. Büyük R eşittir 10 verilmiş. İki formülden de yapalım ki iyice kafamıza otursun. Çünkü çemberle ilgili en temel hesaplama çemberin çevresini hesaplamak. Şimdi birinci formülümüz küçükten yola çıkalım. 2 pi R'ydi. Doğru mu? 2 çarpı pi'miz kaç? 3. R'miz kaç? Küçük R. Değil mi? 5 olacak. O da eşittir. 2 kere 3 6. 6 kere 5 30 santimetre çıktı. Şimdi diğer formülden hesaplayalım. Bakalım aynısı çıkacak mı? Neydi? Pi çarpı büyük R'ydi. O da eşittir. Pi'miz kaç? 3. Büyük R'miz kaç? Bu sefer 10 olacak. O zaman 3 ile 10'u çarptım. Gene 30 çıktı. 30 santimetre çıktı. Demek ki bak hangi formülü kullanırsan kullan aynı kapıya bizi çıkartıyor olacak çocuklar. Bir bisikletli yarıçap uzunluğu 2 metre olan yarım çember şeklinde bir çukura, şurada bir yarım çemberimiz varmış çocuklar. Yarım çember şeklindeki bir çukura A noktasından girip B noktasından çıkıyor. Buna göre bisiklet çukur boyunca kaç metre yol almıştır diyor. Şimdi çocuklar öncelikle bu çemberin tamamını hesaplamak için kullandığımız formül ve çemberin yarısını hesaplamak için kullandığımız formülü bir düşünürsek. Şimdi ben çemberin tamamının uzunluğunu bulduğumda bunu ikiye bölersem çemberin yarısının uzunluğunu bulurum. Bu çukur da çemberin yarısı kadarlık bir mesafe. O zaman çemberin çevresini bir hesaplayalım. Çevresi eşittir. Neydi formülümüz? 2 pi r'ydi. O da eşittir. 2 çarpı pi'miz kaç? 3. R'miz kaç? Şimdi ne diyor? Yarıçap uzunluğu 2'ymiş. O zaman 2'ymiş bu da. O da eşittir. 2 kere 3 6. 6 kere 2 12 metre olacaktı. Eğer bu bir tam çember şeklinde olacaksa. Ama bana ne diyor? Bu çukur yarım çember şeklindeymiş bak. Yarım çember şeklinde. O zaman bunun yarısını alırsam ben. Yarısı. Yani 12 bölü 2 yaparsam 6 metre yol almış olacak çocuklar. Yani buradan buraya kadar yarım çember uzunluğu var 6 metre. Bisikletli de 6 metre yol almış olacak. Şekilde ABCD karesinin çevresinin uzunluğu 48 santimetredir. Kare var ve çevresi 48 santimetre. Buna göre karenin içine yerleştirilmiş O merkezli çemberin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir diyor. Şimdi çocuklar bu karenin çevresi 48 ise kareyi bir hatırlayalım. Kare bütün kenar uzunlukları birbirine eşitti ve 4 tane kenarı vardı. O zaman ben 48'i 4'e bölersem karenin bir kenar uzunluğunu bulmuş olurum. O zaman 4'te 4 bir defa var. 1 kere 4 4 0. İşleme devam etmek istedim. 8'i aşağı indirdim. 8'e 4 2 defa var. 2 4 8 çıkarttım. 0 olacak. Şimdi o zaman bir kenar uzunluğu 12 olacak. 12 olacak. 12 olacak. 12 olacak. Şimdi dikkat et. Bir kenar uzunluğu bu karenin 12 ise içindeki çemberin çapı da ne olacak? 12 santimetre eşit olacak. Çünkü buradaki uzunluk buradaki uzunluğa eşit olacak çocuklar. Dolayısıyla hadi çevremizi hesaplayalım. Çevre eşittir. Bu sefer büyük formülden hesaplayalım. Pi çarpı R'den hesaplayalım. O da eşittir. Pi'miz 3, R'yi de 12 bulduk. 3 ile de 12'yi çarparsak 36 santimetre çıkacak çemberin çevresinin uzunluğu. Yarıçapın uzunluğu 5 santimetre. Hemen yazıyorum. R eşittir 5'miş. Bir tekerlek 210 santimetrelik bir yolda kaç tam tur atar demiş. Bir yolumuz varmış çocuklar burada. Bu yolun uzunluğu 210 santimetreymiş. Şimdi bu arada pi'yi de demiş ki 3 al demiş. Çocuklar çemberin temel mantığını bir hatırlayalım. Bir tekerlek bir tam döndüğünde bu çemberin çevresi kadar yol alıyor demiştik. O zaman bu tekerlek bir tam tur döndüğünde kaç metre yol aldığını, kaç santimetre yol aldığını bulmak için bir çevresini bir hesaplayalım. Çevre eşittir. Neydi formülümüz? 2 çarpı pi çarpı r. O da eşittir. 2 çarpı pi'miz kaç? 3. R'miz kaç? 5. O da eşittir. 2 kere 3 6. 6 kere 5 30 santimetre olacak. Yani ne demek bu? Tekerlek bir tam tur döndüğünde, bir tam tur döndüğünde böyle yazalım bunu. 30 santimetre yol alacakmış. Şimdi bana diyor ki 210 santimetrelik yolda kaç tur döner diyor. O zaman yapacağım çok basit bir işlem var. O da şudur. Yolun tamamı 210'sa ben bir tur döndüğümde de 30 santimetre yol alıyorsam
210'u 30'a bölerim. 210 bölü 30. Şuradan birer tane 0 silersek eğer 21'de 3, 7 defa olacak. O zaman 7 tane 30 varsa 7 tur dönecektir. Güzel bir soruymuş. Açıklığı 7 santimetre olan bir pergel ile çizilen çemberin uzunluğu kaç santimetredir diyor. Ama bu sefer pi'yi 22 bölü 7 al diyor. Şimdi çocuklar bir çemberin, bir pergelin açıklığı 7 santimetre ise eğer, çizeceğiniz çemberin ya da dairenin yarıçap uzunluğu da 7 santimetre oluyor. Yani açıklığımız pergelin ne kadarsa o kadar da yarıçap uzunluğumuz oluyor bizim. O zaman r eşittir 7. Pi eşittir 22 bölü 7. Hadi bakalım 22 bölü 7 ile bir işlem yapalım. Şimdi çemberin çevresinin uzunluğu formülü yazıyorum. Çevre eşittir 2 pi r'ydi. O da eşittir 2 çarpı. Pi'miz kaç? 22 bölü 7. Çarpı. Bir de neyimiz var? R'miz var. R'miz kaç? O da eşittir 7. Şimdi bunların kesirlerle çarpma işlemi hepsinin gizli birini çıkartıyorum. Ama ondan önce bir hatırla bakalım. Artık yavaş yavaş çapraz sadeleştirme yapmaya da başlamıştık. Yani altlı üstü zaten yapabiliyorduk. Ama bir de çapraz da yapabiliyorduk. Bak arada çarpma var. 7 var. 7 var. 7'yi 7'ye böldüm. 1. 7'yi 7'ye böldüm. 1. O da eşittir diyorum. Üsttekileri çarptım. 2 ile 22'yi çarptım. 44. 1 ile çarptım. Yine 44. Bölü. 1 kere 1, 1. 1 kere 1. Yine 1. O da eşittir. 44'ü 1'e bölersem sonuç 44 santimetre olacaktır. Daire şeklinde bir masanın çap uzunluğu 90 santimetreymiş. Bir masamız varmış çocuklar. Daire şeklindeymiş. Ve bunun çapı şuradan şuraya baştan sona kadar ne kadarmış? 90'mış. 90 santimetre. Büyük R eşittir 90. Bu masa ile aynı çevre uzunluğuna sahip kare şeklindeki masanın bir kenar uzunluğu kaç santimetredir diyor. Şimdi kare var ve daire var. Bu ikisinin çevresinin uzunluğu birbirine eşitmiş. O zaman ben ne yapayım? Önce şu daire şeklindeki masanın bir çevresinin uzunluğunu bir hesaplayalım. Bu sefer büyük R'yi vermiş. O formülü kullanalım. Çevre eşittir pi çarpı büyük R'ydi. Pi de bir şey söylememiş ama biz 3 alalım. Unutmuş muhtemelen. Eşittir 3 çarpı R'miz kaç? 90. O da eşittir ne olacak? 270 santimetre çıkacak. Yani bu daire şeklindeki masanın çevresinin uzunluğu 270 santimetre çocuklar. O zaman burası 270 ise burası da 270 olması gerekir. Peki karenin bize bir kenar uzunluğunu soruyor. Karenin bir kenar uzunluğunu bulmak için karenin çevresini 4'e bölmeliyim. O zaman 270 bölü 4 yapalım. Bakalım tam çıkacak mı? 2'de 4 yok. 27 4. 6 defa var. 6 kere 4. 24. Çıkarttım. 0, 3. İşleme devam etmek istiyorum. Bu 0'ı aşağı indirdim. 30'da 4. 7 defa var. 7 kere 4. 28. Çıkarttım. 0, 2. Şimdi tam çıkmadı. Buraya bir virgül atıp, buraya bir 0 atıp işleme devam etmek istiyorum. 20'de 4. 5 defa var. 5 kere 4. 20. Çok güzel. Şimdi tam olarak bölünmüş oldu. O zaman ne çıktı? 67,5 santimetre çıktı. Karenin bir kenar uzunluğu. Uzunluğu kare diyelim. Tamam. Peki. Bir kamyon tekerleğinin yerden yüksekliği 1.2 metredir. Burada bir tekerlek var çocuklar. Şu rengimizi güzelleyelim. Tekerleğin yerden yüksekliği 1.2 metreymiş. Hatta uzunluk ölçülerinden yola çıkarsak 1 metre eşittir 100 santimetreydi. Bunu da 100 ile çarparsam 2 defa 10 ile çarpacağım. Bir defa 10 ile çarptım 12, ikinci defa 10 ile çarptım 120 santimetre olacak. 1.2 metre yani 120 santimetre. Peki tekerlek 20 tam tur dönme yaptığında kamyon kaç metre yol alır demiş. Şimdi çocuklar bu tekerlek çevresinin uzunluğu kadar bir tam tur döndüğünde yol alacak. O zaman bunun çevresini hesaplarsak. Çevre formülümüz neyi vermiş bize? Büyük R'yi verdiğinden dolayı. Büyük R'li formülü kullanalım. Pi çarpı büyük R'ydi. Pi gene vermemiş. Pi 3 alalım biz. O da eşittir. 3 çarpı. Büyük R'miz kaç? Yerden yüksekliği 1.2 metre. Yani 120 santimse bunun çapı da 120 santim olacak.
3 ile 120'yi çarptım. Sonuç 360 santimetre çıkacak. Şimdi bana diyor ki bu kamyon 20 tam tur döndüğünde kaç metre yol alır diyor. O zaman 360 ile 20'yi bir çarpalım. 360 ve 20. 0'ı direkt sona atıyorum. 2 ile çarpmaya başlıyorum. 2 kere 0, 0. 2 kere 6, 12 elde var 1. 2 kere 3, 6 bir de elde 7. O da eşittir 7200. Şuraya 20 tur diyelim. Burası 1 turdu çünkü. Çevresini hesapladığımızda 20 turda 7200 santimetre yol alacak. Ama bana diyor ki kaç metre yol alır diyor. Santimetreden metreye geçmek için ne yapmışız? Bak 2 tane sıfırı silmişiz. O zaman 2 tane sıfır silersek 72 metre yol almış olacak. Uzunluğu 15 santimetre olan yel kovanın ucu 3 saatte kaç metre yol alır diyor. Şimdi bir saati düşündüğümüzde çocuklar. Şöyle bir saati düşündüğümüzde. Yelkovan hangisi? Uzun olandı. Bunun uzunluğu da 15 santimetreymiş. Bu böyle. Şöyle gösterelim bunu. Bu böyle yol almaya başlıyor. Değil mi? Dakikalar, 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 dakikalar geçiyor. Tam bir saat dolduğunda bir tur atmış oluyor. Bana diyor ki 3 saatte kaç metre yol alır diyor. O zaman ben hemen şunu düşünmem gerekiyor. Eğer bu yelkovan bir tam tur attığında buradaki çemberin çevresi kadar yol alacaktır. O zaman bunun çevresini bir hesaplayalım. Çevre formülü bize 15'i yarı çap olarak verdiğinden dolayı 2 pi r'yi kullanalım. Pi'yi gene unutmuş. Pi'yi 3 alalım biz. 2 çarpı pi'miz kaç? 3. R'miz kaç? Bak R'miz 15. O da eşittir. 2 kere 3 6. 6 ile 15 bir kenarda çarptım. 90 santimetre yol alacak. Bir tur döndüğünde ama. Bir tur. Bana ne diyor? Bana diyor ki 3 saatte 1 saat geçtiğinde burası da 1 saat. 1 saat geçtiğinde bir tur dönüyorsa 3 saat geçmek için 3 tur dönmesi gerekiyor. 3 tur. O zaman ne yapmam gerekiyor? 3 ile 90'ı çarpmam gerekiyor. 3 kere 9 27. Sonra bir tane 0 ekledim. 270 santimetre yol alacak çocuklar. Ama bana ne diyor? Metre diyor. Allah Allah. Peki hemen dönüşümümü yapayım. 1 metre 100 santimetreydi çocuklar. O zaman 1 metre eşittir 100 santimetre. Santimetreden metreye geçmek için 2 tane sıfır silmem lazım. Birinci sıfırı sildim. 27. Artık silecek sıfır yok. Virgül kaydırıyorum. 2.7 metre çıkacaktır. Bir kenar uzunluğu 10 metre olan kare şeklindeki bir meranın köşesine uzunluğu 6 metre olan bir iple koyun bağlanmıştır. Koyunun otlayabileceği en büyük alanın çevre uzunluğu kaç metredir diye soruyor. Çok ilginç çocuklar. Şöyle bir kare şeklinde düşünün bu merayı. Artık buradan işlem yapayım ben. Burası 10'muş, burası 10'muş. Biraz dikdörtgen gibi duruyor ama bunu kare gibi düşünün çocuklar siz. Kare şeklindeki meranın köşesine, bak bir tane köşesine ipinin uzunluğu 6 metre olan bir koyunu bağlamışlar. Yani ipin uzunluğu 6 metre ne demek? Buradan buraya 6 metre kadar gelebilir demek. Buradan buraya 6 metre kadar gelebilir demek. Buradan buraya 6 metre kadar gelebilir demek. Her yere 6 metre kadar gidebiliyor. Dolayısıyla her yere 6 metre kadar gidebiliyorsam bu koyunun otlayabileceği sınırlar, bak dikkat et. Şuradan şuradan ve şurada da şöyle bir çeyrek çember şeklinde bir şekil olmayacak. Bunun içinde her yerde otlayabilir. Koyunun otlayabileceği en büyük alanın, bak burası alan, bunun çevresinin uzunluğu. Bunun çevresinin uzunluğu, yani şekil bu. Çevresinin uzunluğu ne var? Şurada bir 6 metre var. Şurada da bir 6 metre var ama burada da bir çeyrek çember var çocuklar. Hocam çeyrek çemberin çevresinin uzunluğu nasıl buluruz? Çok basit. Sen çeyrek dedikten sonra kaça böldüğümüzü biliyorsun. Çeyrek dedikten sonra 4'e biliyoruz. O zaman çevresini hesaplayacağız. Sonra da 4'e bölmemiz gerekiyor. O da eşittir. Hadi çevresini hesaplayalım bunun. Şurada çevresini hesaplayalım. Çevre eşittir neydi? 2 pi r'ydi. O da eşittir. 2 çarpı pi'miz 3 arkadaşım. Niye söylemiyorlar bunları? 2 çarpı 3 çarpı r'miz kaç? Bak r'miz 6 santim. O da eşittir. 2 kere 3 6. 6 kere 6 36 santimetre olacak.
çemberin tamamının çevresi. Ama biz bunu ne yapacaktık? Çeyrek çember olduğundan dolayı 4'e bölmemiz gerekiyordu. 36'yı 4'e böldük. Ne çıkacak? 9 santimetre çıkacak. Demek ki burası 9 santimetre. Tamamının notlayabileceği yerin çevresinin alanı 9 burada var. 9 artı 6 burada var. Artı 6 da burada var. O da eşittir 21 santimetrelik bir çevreye sahip olacak çocuklar. Yarıçap uzunluğu 12 santimetre olan R eşittir 12. Bir pizza en az kaç santimetrelik çevre uzunluğuna sahip bir tavada pişirilebilir? Pizzamız burada çocuklar. Bunun çevresinin uzunluğunu bize soruyor. Çünkü bunun çevresinin uzunluğu tavanın uzunluğuna, çevresinin uzunluğuna eşit olacak. Dolayısıyla çevre hesaplayacağız. Çevre eşittir 2 pi R. Bak bu kadar basit. 2 çarpı pi'miz söylememiş ama 3 alacağız. 2 çarpı 3 çarpı R'miz 12. O da eşittir. 2 ile 3 çarptım. 6 yaptı. 6 ile 12'yi bir kenarda çarptım. 72 santimetre çıktı. Bu pizzanın çevresi. Dolayısıyla tavada en az 72 santimetre uzunluğunda bir çevreye sahip olması gerekiyor ki pizza tam oraya yerleşsin çocuklar. Ve son sorularımız geliyor. Çevresinin uzunluğu 54 santimetre olan çemberin yarıçap uzunluğu kaç santimetredir? Gene çevreyi vermiş bize. Kimi soruyor? Yarıçapı soruyor çocuklar. Şimdi çevre formülümüz neydi? Pi çarpı büyük R'ydi. Pi'yi de bana ne demiş? 3 al demiş. 3 çarpı büyük R, 3 ile büyük R'yi çarptığımda 54 çıkıyorsa o zaman 54'ü 3'e böldüğümde 54 bölü 3 o da eşittir 18 yapacak. Büyük R'miz 18 çıkacak. Ama bana neyi soruyor? Çapı sormuyor. Yarı çapı soruyor. O zaman büyük R 18 ise küçük R yani yarı çapımız 9 çıkacaktır. Çapının uzunluğu 10 santimetre olan. Bu sefer bize çap söylemiş çocuklar. R eşittir 10. Çemberin çevresinin uzunluğu çok kolay. Çevre eşittir pi çarpı büyük formülünü kullanıyorum R. O da eşittir. Ha pi'yi 3,14 al demiş. Kabul 3,14 çarpı. R'miz kaç? 10. O da eşittir diyorum. 3,14'ü 10'la çarpmak demek bir basamak büyütmek demek. Yani 31,4 santimetreye eşit olacak. Ve şu an sorularımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çocuklar son olarak bir şey söylemek istiyorum size. Şimdi slaytları seçerken, soruları seçerken böyle üst düzey biraz zorlayıcı sorulara da yer vermek istedim. O kısımları anlamakta biraz güçlük çektiyseniz eğer geriye dönüp o soruları tekrar izlemenizi istiyorum. Bu konunun özetinde ilk bilmen gereken, ilk yapman gereken eğer sen yarı çap verilmişse ya da çap verilmişse bize bunun çevresini hesaplayabiliyorsan sen bu konuyu asıl anlatmamız gereken kısmı anlamışsın demektir. Asıl kazanımı kavramışsın demektir. Bunu da söylemek istiyorum. Çevresini hesaplıyorsan başarılısındır, iyisindir, anlamışsındır diyorum. Diğer sorular çünkü biraz üst düzey sorularda seçmiş olduk diyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere çocuklar. Hepinize hoşça kalın.